Günaydın. Ben de emekliyim. Ben de süper emekliyim ya. Herkes bir emekli canım bir kenarından. Bizim de grubun hep en sonunda özür diye bir arkadaş kalıyor. O da en köpekten korkar. Durup durup hep ona sarıyor. Bende de var. Ben de acayip korkuyorum. Vallahi. Ben köpek gördüm mü durmam yani kaçarım. Yolda durduk şimdi. Sabah kahvesi içeceğiz. Daha 25. kilometresindeyiz turun. Daha bir 56 kilometremiz daha var. Neredeyiz? Bisikletçi dostu. Meleğim Kafe. Meleğim Kafe'de. Tam neresi oluyordu burası? Zeytin tam, alanı. Zeytin alanı. Tam Zeytin alanının orada ışıklarda sağda Meleğim Kafe var. Hemen kocaman bir Başak Unlu Mamulleri tabelası göreceksiniz. Hemen onun bitişiğinde. Bisikletçi dostu bir mekan. Buraya geldiğinizde sizi keyifle karşılayacaklar. İlk günün tam yarısındayız. 42. kilometredeyiz. Şimdi bu meşhur Çeşme rampası var. 6-7 kilometre falan. %4 eğim tırmanacağız. Tabi ortasında mola vereceğiz. Şimdi turla ilgili yorumlarını alın. Harikaydı buraya kadar tek kelimeyle. Biz bundan sonrası bize hitap ediyor yani. Biz yokuşçuyuz. Yani zaten... Biz iki İzmirli, Semih abiyle geride kaldık. Onlar iki Bursalı önden bastılar, gittiler rampalarda. 6 kilometre, 7 kilometre. Bizde bir Atlas rampası gibi bir şey Bursa'nın. Çıkarız, güzel yani, rahat. Keyifli, hava da güzel yalnız. Çok sıcak değil. Harika, süper. Çok keyifli geçiyor gerçekten. Harika güzel, yani. Güzel. Olsun. Gerçi bunu yağmıyorum. Olsun, hallederiz ya. Zamanında gitsek bir de denize atmasak ne güzel olur. Tavuk yumurta yaptığı için bağırmıyormuş. Öyle miymiş? Bir yerleri acıdığı için bağırmıyormuş. Onun için reklamın çıkışı yanlış. Sen inanma reklamı. Dur bakalım biraz sonra anlayacağız. Kendin karar ver. Yiyince. Evet arkadaşlar. Bizim evet. Şimdi bu bizim bir meşhur tavukçumuz vardı. Bunu İzmirlilerin çoğu bilir. Eski Çeşme yolunda Tepe Kahve'nin. Orada bir kızartma, tavuk kızartmacısı vardır. Şimdi Hakan abiyi, Bursa ekibimizin Harun'u. Ondan sonra Sümi abi zaten bizden burada özellikle tatmalarını istedim. 7 kilometrelik %4, %5 eğime sahip bir yokuş tırmandık. Yokuş çok fazla aslında sert değil ama uzun oluşu bir de yüklü oluşumuz tabii ister istemez biraz yoruyor. Yani arada dinlendiren yokuş değil bu. Aynen aynen. Devam ediyor aynen, hep. Sürekli devam ediyor. Şimdi bir yarım saat falan burada yemeğimizi yiyip ondan sonra 20-25 kilometre kalan yolumuzu tamamlayıp kamp alanında zaten İlk günümüzü bitireceğiz. Sonra süper biz kahveler yapacağız. Kahvemizi içeceğiz. Biramızı götüreceğiz. Aynen. Biz ondan sonra Çeşme'nin keyfini çıkaracağız. Harbiden benim kahveyle hiç aramıyor. Kahve caiz değil zaten. Kahve caiz değil mi? Mekruha geliyorsa tamamdır. Zararı yok. İçine birazcık şey. Vodka var mı? Vodka değil de neydi onun ismi? Benim Baileys. Baileys. Baileys güzel olur. Baileys ya da başka bir tane daha var daha güzel. Hepsinden deneyeceğiz. İçersek karı benim hoşuma şu an.
10 kilometre dediğin zaman... Yok yok, yol düz. Bundan sonra yok abi hiç. Ne düzdür sen... 10 kilometre çok daha rahat gideriz. Düz mü? Ha. O ne? Ya onu geç geç, ondan bir şey yok. Yok mu? Eyvallah. Böyle aşağı mı? Onu düz, hayır hayır, onu tırmanıyor, şey ondan sonra işte dümdüz aşağı ineceğiz. Gel gidiyoruz. Hayır, soldan mı devam hakikaten edeceğiz, sağdan mı? Soldan. Sağdan gidersek olmaz. Yarınki yere gideriz. Yok yok, o şifre, vardı. Tabii tabii. Ben bir an sol, sağdan diye sevindim de aşağı doğru ineceğiz dedim. Yok, yine ineceğiz aşağı. Şimdi karşıda bayağı bir aşağı ineceğiz. Yani bayağı bir aşağı ineceğiz. Gördüğün tepe ne o zaman? O son. Ya buradan göründüğü gibi değil, otoban aldatıyor sizi. Bu son dedi ha. Oluyor. Evet sevgili dostlar, kaç kilometre? 80 kilometre yol yaptık. Dağları tepeleri açtık Çeşme'nin merkezine. Gelip birinci günü bitirdik. Şimdi biz artık kampımızı kurup dinlenmeye çekiliyoruz. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Semih abiye bakalım. Semih abi nerede? Semih abi çıkıyor mu? Semih abi de orada. Görüşürüz. Bye bye.